İlk önce bir oyundan kısaca konuşalım. Bir kere iki takım arasında bir kalite farkı, oyuncu kalitesi ve oyun kalitesi farkı var ki gayet normal bu. Ve oyun planladığımız bir şekilde ve oyunun 8. dakikasında golü de bularak rakibin tamamen çekildiği, adam odaklı oynadığı, bununla ilgili neler yapacağımıza çalışarak 8 dakikada uyguladığımızdan karşılığını aldık. Aslında çok güzel fırsatlar var. Biz oyuna aynı şekilde devam edip devam etmemiz gerekiyor. Ama oyunda bir türlü bu oyuna giremedik. Ayağımızı topu kaybettik ilk yarıda veya bir duran top verdik rakibe. Onun dışında devreye de 1-0 önde girdik. Ama oyun bana iyi hissettirmiyordu. İkinci yarı itibariyle oyunun başlangıcında aslında pozisyon ve pozisyon devamında direkten dönen toptan sonra geçişten gol yedik. Olabilir. Futbolun içinde bunlar var. 1-1 oldu. Bazen karışık oyun oynarsın. Şimdi aradaki kalite farkından rakip ne yaptı? Sonuna kadar isteyerek, seni hataya zorlayarak, mücadele ederek ayakta kalmaya çalıştı. Ama karakter koyarsın. Mücadele, teslim olmazsın. Bazen bu iş enerjiyle olur, yüksek enerjiyle olur. Şimdi bugün baktığında işte pozisyon var mı? Bir iki tane var. Böyle mi olması gerekir? Hayır. Daha farklı, daha oyunlar olması gerekir. Daha baskılı oyunlar olması lazım. Çabuk teslim olmamamız gerekiyor. Sene başından itibaren bu çok sağlıklı gitmeyen bir durum. Zaman zaman hayal ettirdi. Balansımı bulamadık, dengeyimi bulamadık, enerjiyi mi yakalamadık? Zaman zaman kaybolduk. Sanki süreç biraz böyle dalgalı gibi. Bunun da üzerinde çalışmaya, ne olduğunu bulmaya, değiştirin. Formasyon deniyoruz olmuyor. Grup enerjisi yapıyoruz olmuyor. Yani bir oluyor, kayboluyor. Bir oluyor, bir kayboluyor. Çok sağlıklı bir gidişat değil. Trabzon taraftarından, buraya gelenden, taraf tribünde olanlardan, bu özellikle son haftalardaki kaybettiğimiz diyeyim oyunlardan dolayı ve kötü enerjiden dolayı özür diliyoruz. Tedavi etmeye, düzeltmeye, daha iyisini yapmaya çalışacağız. Mevcut, şu an itibariyle elimdeki kadro bu. Kötü çocuklar mı? Hayır değiller. Kötü karakterler mi? Hayır değiller. Ama futbolda kavga etmek, enerji, duygu, karakter bunlar başka bir şey. Bugün itibariyle tekrar bunu yaşadık. Bu sağlıklı bir durumdur. Tekrar taraftardan özür diliyoruz. Rakibi de yaptıkları mücadeleden dolayı kazandıkları için tebrik ediyorum. Transfer şu anda çok doğru ve sağlıklı gibi durmuyor. Burada öncelikle Trabzonspor kulübünü düşünmek zorundayız. Sürdürülebilir bir durumunu oluşturmamız için bunu net bir şekilde düşünmek lazım. Transfer yani burada veya ülkede genelde şöyle bakılıyor. Bir transfer aldı, iki tane aldı, her şey düzelecek gibi diyor. Burada ben bütününde şöyle söylüyorum size. Başından itibaren sadece takım üzerinden değil genel, bakın genel bir şey söylemeye çalışıyorum. Trabzonspor kulübünün içinde de dahil genel bütününde dalgalı giden bir süreç var. Enerjinin, inişlerin, çıkışların olduğu, balansların, dengelerin bozulduğu bir süreç bizim içimize de aynı. Bakın bir şey değil bu. Takım için, benim ekibim için, çalışan için, personel için, yönetim için, her şey için böyle bir Karadeniz'in dalgası mı diyeyim veya başka bir şey mi diyeyim, böyle bir süreci yaşıyoruz. Bu kulüplerde bunlar olabilir. Hiçbir şeyin oturmadığı bir süreci yaşıyoruz. Sahanın içi tabii ki benim sorumluluğumda. Sahanın içindeki enerjiyi bazen bulduk, bazen kaybettik. Bu doğru bir şey değil. Sağlıklı bir şey değil. Dediğim gibi sporcu ruhu kaybedebilir ama kaybederken kavga eder. Sahanın içinde mücadele eder. Biz bunu bu itibariyle bazen yakalıyoruz, bazen kaybediyoruz. Transferle ilgili yani çok bizim için şu an itibariyle çözüm olacak bir durum değil. Önce kulübümüzü düşünmek zorundayız. Trabzonspor'un transferle değil, Trabzonspor'un büyük bir organizasyona ihtiyacı vardır.